Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve kovana hoş geldiniz. Bu bölümde sizler için su grubu burcu olan, burcunda ya da yükselen burcunda balık, yengeç, akrep etkileri olan kişiler için Mayıs ayında bu kişileri neler bekliyor? Tarottan alması gereken rehberlik nedir, mesaj nedir? Buna bakacağız. Eğer hazırsanız başlayalım. Tarot açılımını yapmadan önce sizlere kendi çıkarttığım deste olan Meleklerin Rehberliği destesinden bir kart seçmek istiyorum. Burcunda ya da yükselen burcunda balık, yengeç ya da akrep etkileri olan kişilerin Mayıs ayında alması gereken rehberlik nedir? Bundan bahsedeceğiz. Koruyucu meleklerinizin, ruhsal rehberlerinizin size vermesi gereken mesaj nedir? Bundan bahsedeceğiz kısaca. Ondan sonrasında tarot açılımımıza geçeceğiz. Kartları biraz karıştırıyorum sizin için. Birazcık kartları hissetmek istiyorum. Şu çok göze çarpıyor, değil mi? Bunu seçeceğim. Anlayış ışığı, empati, anlayış, derinlik. Mayıs ayında balık, yengeç ya da akrep burcu olan ya da yükseleninde akrep, yengeç, balık özellikleri olan kişilerin alması gereken mesajda etrafındaki kişilerle ilişkilerinde birazcık değişiklik yapmaları gerektiğini görüyoruz. Belki de bulunduğumuz süreçlerde empati yeteneğinden birazcık yoksun bir duruma düşmüş olabilirsiniz. Sadece kendinizi düşünüyor olabilirsiniz. Veya sorun yaşadığınız kişileri anlamakta zorluk çekiyor olabilirsiniz. Bu noktada karşı tarafın duygularını birazcık anlamakta aslında çaba göstermeniz gerektiğine dair ufak bir mesaj. Etrafınızdaki insanlarla olan iletişiminizde çok daha derinlik kazanacak, derin bir boyut kazanacak duruma bir mesaj aslında. Bakalım, asıl tarotun mesajı nedir? Bu arada kartları satın almak isterseniz arkadaşlar, Meleklerin Rehberliği destesini Trendyol ve Regin Kolektif'te mutlaka bulabilirsiniz. Açıklama kısmında link var. Kartların renkleri belki hoşunuza gider, belki sizlere güzel mesajlar verir. Mutlaka almanızı tavsiye ediyorum. Enerjisi ışıl ışıl kartlarımız. Bakalım, reklamımızı da yaptıktan sonra şimdi kartların, tarotun sizlere mesajı nedir? Bunları öğrenelim. Meleklerin rehberliği kartıyla da uyumlu çıkacak mı? Buna da göz atmış oluruz böylelikle. Kartlarımı sizler için ayırdım. Bakalım ilk çıkan kartlarda Güneş kartı. Aa, güzel açılış yaptık bu arada. Gayet baktığımız zaman zaten ilişkilerle ilgili, gayet beklentilerle ilgili olan ilk mesajlarımızı alıyoruz. Bu mesajlara baktığımız zaman Nisan ayının sizler için birazcık zorlu geçmiş olduğunu söyleyebiliriz belki. Kartlarımız Mayıs ayının ilk süreçlerinde alacağınız güzel haberlerden bahsediyor. Belki de ilişkilerden bahsettik, arkadaşlıklardan bahsettik, karşılıklı iletişimlerden bahsettik ilk açtığımız kartta. Belki de kartın vermek istediği mesajda şunu görüyoruz. Özellikle kalabalık ortamlarda kuracağınız iletişimler, ilişkiler meydana gelebilir. Bu noktada arkadaşlık ilişkileri, sosyal çevre vesaire gibi konular ilk başta gündemini kazanacak gibi gözüküyor. Aynı zamanda çevrenizde ışıl ışıl parlayacağınız bir enerjiyle aslında başlangıç yapacağınızı görüyorum ilk olarak. Tabii ki bu noktada şu kart biraz bozdu ama birazcık sanki bir özgüven var. Mayıs ayında özgüveniniz tavan yapıyormuş gibi gözüküyor. Bazı konularda gerçekten kendinize güvenerek hareket edeceksiniz. İçsel bir sıkıntı varmış gibi çıkmış kartlarda ama bunu çözeceğiz. Bu bence birisiyle yaşayacağınız bir sorunla alakalı. Partner olabilir, hoşlantı olan birisi olabilir. Yani kafanıza takılan birisi olabilir. Sanki karakterinden ya da size davranış şeklinden çok emin değilsiniz. Yani bir güven sorunu varmış gibi gözüküyor. İkilemli durumlar. Yani iki yüzlülük belki size davrandığı gibi gerçek yüzünü göstermediğini düşünüyor olabilirsiniz. O yüzden bu noktada birazcık çelişkilerle başlayacak olan da bir süreci görüyoruz. Uzak çevrenizle değil, yani yakın çevrenizle yaşayacağınız ufak sorunlar olabilir ama sosyal çevrede yeni arkadaşlıklar, yeni iletişimler, böyle kendinizi göstereceğiniz, parlayacağınız bir ay kendisini karşılıyor. İlişkiler konusunda birazcık sıkıntılı olacağını düşünüyorum. Yani kıskançlıklar daha çok ve koruma altına almaya çalışmak, yani sahiplenmeye çalışmak, birazcık böyle içgüdüsel olarak kıskanmaya çalışmak, tutmaya çalışmak,
hoşlandığınız kişiyi ya da partnerinizi olabilir. Bu birazcık sorun doğurabilirmiş gibi gözüküyor ama haberiniz olsun. Çünkü niyeyse kendinize hakim olamayacağınız ilişkide bir takım durumlar, bir takım adımların atılacağını görüyorum. Bu atılacak olan adımlarda birazcık pişmanlık olabilirmiş gibi gözüküyor. Yani bu duygusal süreçler konusunda kendi içinizde vereceğiniz savaşta zaten birazcık böyle kendinizi yalnız hissedebilirsiniz, yalnızlığa sürüklenebilirsiniz. Bana biraz etrafınızın kalabalık olduğunu düşündürüyor kartlar. Etrafınız kalabalık ama bir türlü doğru ilişkiyi bulamamışsınız ya da ilişki konusunda ufak tefek problemleriniz varmış gibi. Veya ilişkinize aslında sosyal çevre olumsuz anlamda etki ediyormuş gibi gözüküyor. Ama aşk ilişkisi konusunda eğer ilişkiniz varsa çok büyük sorunların olacağını söyleyebilir miyiz? Eğer bu sorunlar olacaksa sizin yüzünüzden olacak diyebiliriz. Yani ilişkide sorunlar çıkacaksa sizlerin belki kıskançlığı, belki de ilişkiye çok fazla sahiplenmesi veya ilişkideki yanlış kararları bunu doğuracakmış gibi. Ama onun haricinde dışarıdan meydana gelecek olan sebeplerden ötürü ilişkisi olan kişilerin aşk ilişkisinde bir problem yaşayacağını düşünmüyorum. Fakat ilişkiniz yok ise çevrenizde özgüven evet güzel bir yükseliş. Ama duygusal ilişkiyle alakalı olan adımlarınızda niyeyse bir tık başarısızlık var. Hala geçmiş blokajlarınız olduğunu görüyorum. Bazen de sabırlı davranmaya çalışıp karşınıza doğru kişinin çıkmasını beklediğinizi gösteriyor kartlar ama içsel anlamda da toparlamanız gereken çok fazla durum var. Duygusal süreçlerden önce hayatınızda karar almanız ya da adım atmanız gereken farklı konularda olacakmış gibi gözüküyor. Onu da söyleyelim. Maddi konular belki olabilir. Hane özellikle, bulunduğunuz, oturduğunuz hane ya da iş yeriniz veya okul. Hane ile alakalı olan bir durum var. Hanede ufak tefek problemler var, değişimler var. Hanede çıkacak olan bir probleme odaklanacaksınız bu ay, haberiniz olsun. Ama çok büyük bir sıkıntı değil. Sizlerin elinde olmayan sebeplerden ötürü gelişecek bir sıkıntı. Onu da kolaylıkla atlatabileceğinizi düşünüyorum. Ondan sonraki süreçlerde duygusal ilişkiyle alakalı olan konumda hayatınızın aşkının size gelmesini beklediğinizi görüyorum ama bu ay gelmeyebilir. Öyle söyleyeyim. Geçmişe dönük eğer beklentileriniz varsa sizlerin geçmişten vazgeçeceğini kartlar gösteriyor ve bu vazgeçiş birazcık zorlu yoldan olacak. Ya bir şey duyacaksınız ya bir şey göreceksiniz. Ama asıl bu süreçten sonra hayatın kontrolünü birazcık daha elinize alabileceğinizi düşünüyorum. Birazcık daha kontrolü ele alıp geçmişten vazgeçmek sizi rahatlatacak gibi gözüküyor. Kartların duygusal anlamda anlamları, kavramı çok karışık. Ya bunun nedeni bence çok fazla böyle sizi inişli çıkışlı duruma sokacak olan durumlar diye düşünüyorum. Yani iyiken bir anda kötü duruma düşeceğiniz bir durum yaşanabilir belki. Belki bu sizin aklınızı karıştırabilir. Öte yandan karşınızdaki kişinin, hoşlandığınız kişinin belki yeteri kadar sevgisini göremeyebilirsiniz. Geçmiş beklentileri olanların çok daha farklı ve garip bir durumu var bence bu arada. Çünkü geçmişle yüzleşmeler var bu ay. Bu geçmişle olan yüzleşmelerde sizin göreceğiniz ya da duyacağınız bir şey bence sizi geçmişten soğutacak. Vazgeçirecek yani. Diyeceksiniz ki yani bu kadar aslında geçmişi düşünmeme gerek yokmuş. Yani bu kadar geçmişi beklememe gerek yokmuş. Geçmişteki kişiyi beklememe gerek yokmuş. Hani sizi soğutacak bir şey var. Ya böyle artık alacağınızı alacaksınız ve artık tatmin olacaksınız diyeyim. Hani artık o geçmiş takıntısı geride kalacak. Ya da dediğim gibi geçmişle alakalı duyacağınız bir şey aslında sizi irite edecek, soğutacak geçmişten. O noktada birazcık duygusal konularla ilgili zaten iniş çıkışlı duyguların olduğunu görüyorum. Özellikle geçmiş beklentisi olan kişiler için. Mayıs ayında bunların haricinde bir yolculuğunuz var bu arada. Yolculuklar var, yeni başlangıçlar var, karar aşamaları var. Güzel. Yani bu yolculuklar konusu belki şehir dışı, belki yurt dışı olabilir bu arada. Güzel böyle ilk defa belki gideceğiniz bir yer olabilir. Eğleneceğiniz bir durum gibi gözüküyor. Maddi harcama konusunda büyük sıkıntılar görmedim ama tahmin etmediğiniz şekilde elinizden ufak paralar çıkma ihtimali çok yüksek. Kartlar çok büyük değişim dönüşüm aşamaları göstermiş ya. Bu ay gerçekten Mayıs ayında yenileneceğinizi düşünüyorum. Zaten çok fazla karar alma aşaması var. Sadece bu karar alma aşamalarında kartlar diyor ki çok hayalperest davranmayın zaten ki. Hayalperestlikten uzaklaşacağınızı düşünüyorum. Yani genelinde kartlara baktığımız zaman gördüğüm şey birazcık daha mantığa tutunma durumu. Duygularınızla çok mücadele edeceğiniz bir süreç var ama bu yenilenmeye ve değişim dönüşüme bence yol açacak. Bununla beraber
O kadar kendinize güveniniz gelecek ki kafanızda, aklınızda birçok aslında şey, plan, proje, bir takım istekler meydana gelecekmiş gibi gözüküyor. Sadece bu isteklerde, bu yapmak istediklerinizde, dediğim gibi olabildiğince gerçekliğe tutunun diyor kartlarımız. Hayali tutunmayın diyor, hayallere tutunmayın diyor. Eğer hayallere tutunursanız maalesef sizler için doğru bir yol olmaz. Duygusal ilişkilerde alacağınız kararlarda hayallere dalmamak, doğru cevabı bulmaya çalışmak, mantık çerçevesine tutunmak çok 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 önemli. Ve bunlarla beraber maddi konuda, iş yeri konusunda, kariyer konusunda, yükselişle alakalı bir takım durumlar var ama yükseliş olarak ben bunu çok yorumlayamadım açıkçası. Kartların hissiyatında birazcık sanki şey gibi hissediyorum. İş yerinde daha önce yaşanmış bir problem ya da eğitimde, bu arada okulda da olabilir, yaşanmış bir problem. Bu problemin artık çözüme kavuşması gibi bir durumu görüyorum sanki daha çok. Haberiniz olsun. O yüzden iyiye doğru giden süreçler de var. Eğitim, okul, iş vesaire gibi, kurum gibi konularda. Sadece hane durumu işte birazcık sıkıntılı çıktığı için ufak tefek problemler de meydana gelebilirmiş gibi gözüküyor ilk süreçlerde. Sizlerin elinde olmayan sebeplerden ötürü birazcık sıkıntılı bir durum yaşanabilir ama ondan sonrasında dediğim gibi çözüme kavuşacak gibi de yansımış. Maddi anlamda beklentileriniz varsa para anlamında çok zorlu bir süreçten geçeceğinizi düşünmüyorum. Sadece harcamalarınıza dikkat etmenizi öneririm. Elinize geçecek olan ufak bir para olabilir bu arada. Planınızda olmayan, sizleri birazcık mutlu edecek ufak bir para meydana gelebilir. Sizleri motive edebilir gibi gözüküyor. Bir de resmi bir kurumda işiniz var, bir şey var. Bir imza işi, resmi kurumla alakalı bir durum. Bunu çok ciddiye almıyorum. Geri koyuyorum zaten. Zaten göreceğimizi gördük. O yüzden resmi kurumla alakalı olan durumda da ne işiniz varsa, imza vesaire gibi, olumlu sonuçlanacağını da çok net bir biçimde söyleyebiliriz aslında. Evet, genel olarak böyle. Mayıs ayında bunlar, sizleri bekleyen durumlar bunlar. Umarım memnun kalmışsınızdır. Umarım uyumlanmışsınızdır. Umarım güzel şeyleri yaşarsınız ama kötü şeyleri yaşamazsınız diyelim. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Şimdi kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.